ve önemli bir dava. En azından buradan çıkabilecek sonuç kadın hakları, kadına şiddet yönünden de güzel bir emsal oluşturabilecek bir dosya. İnsanın bugün herkesin başına gelebilecek nitelikte, her an böyle bir sıkıntılı bir olayla karşı karşıya kalınabilecek bir davayla karşı karşıyayız şu anda yürütülen dava. Ailesine zarar gelmesin diye, kızına zarar gelmesin diye, eşine zarar gelmesin, çocuklarına zarar gelmesin diye maddi ve manevi her türlü ciddi bir saldırıyı önlemek adına kendini feda eden bir babanın davası bugünkü dava. Uzun süreden beri bir tutukluluk süreci var. Elbette karşı tarafta da bir ölüm olayı var. Ancak davanın içerisinde ölüm olayının neticesinin nasıl meydana geldiği detaylı bir şekilde var. Burada onları paylaşmak durumunda değiliz. Paylaşamayız ancak ilerleyen süreçte inşallah biz adaletin yerine geleceği kanaatindeyiz. Hukukun elbette yerini bulacağı kanaatindeyiz. Ve kimse zarar görmesin istiyoruz. Özellikle kadınlarımız, çocuklarımız, eşlerimiz bu tür olaylarla karşı karşıya kalmasın istiyoruz. Babalar, kocalar, erkekler bu tür olaylar yüzünden hayatını karartmasın istiyoruz. Maalesef bu dava bir babanın gerçekten ama bunu özellikle söylüyorum, gerçekten çok hazin bir trajik sonla sonuçlandığı bir hal aldı. İnşallah neticesinin güzel olacağı kanaatindeyiz. Yani bu noktada daha fazlasını konuşmanın hukuk adına doğru değil. Baba ifadesinde yine aynı şeyleri söyledi. Yani ben ailemi kurtarmak adına böyle bir şey yaptım. Ailemle ben onları zarar gelmesin diye, çocuklarıma zarar gelmesin, eşime zarar gelmesin diye böyle bir eylemde bulunduğunu söyledi. Mahkemenin takdirini ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Şu an için tutukluluk hali devam. Karşı tarafın savunması var mıydı? Karşı tarafın savunması şikayetçi oldukları için hani onlarla ilgili savunmalarını anlatacak değiliz ama karşı tarafın savunması da yine aynı şekilde yani olması gereken gibi yani öyle diyelim. Yani. Peki bir ihmal söz konusu mu? Hastanede hayati tehlikesi yoktur diye yani bir rapor onu, gitti mi? Onu mahkeme araştıracak. Bir ihmal olup olmadığını mahkeme araştıracak ama bizim tabii iddialarımız o yönde. Yani bu olayı biz sebebiyet vermedik iddiamız. Ancak bunun araştırmasını mahkeme elbette yapacak. Neticeyi zamanla göreceğiz. Evet. Yani hak yerini bulması açısından elbette beklentimiz bir tahliyeydi ama bugün olmadı. İnşallah bundan sonraki duruşmalarda bir tahliye bekliyoruz. En kısa zamanda ailesine kavuşmasını istiyoruz. Ne zaman bir dahaki duruşma? 15 Mayıs zannedersem. 15 Mayıs'a yeniden gün attı. 15 Mayıs'ta inşallah bir tahliye haberiyle sizin de haberiniz olur.